Herkese selam arkadaşlar, ofisime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl tek başımıza public session açabileceğimizi ve orada gönül rahatlığıyla CEO görevidir veyahut da motosiklet kulübü görevidir veyahut da bunker görevi gibi nightclub görevlerini nasıl tek başımıza public session açıp da yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ama taktiğimize geçmeden önce halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza herhangi bir şey takıyoruz, aşağı yorum kısmına sorabilirsiniz. Bu videomuzda 100 beğeni geçerse çok ama çok güzel olur arkadaşlar. Bu videoyu da herkese, tüm arkadaşlarınızla paylaşın ki herkes bilsin arkadaşlar bu taktiği. Görmüş olduğunuz gibi şu an ben public station'ım ve public station'da 30 tane kişi var arkadaşlar. Yani full artı full 30 kişi. Zaten şu map'in üstünden de bakarsanız herkes birbirinin içinden geçiyor arkadaşlar. O onu öldürüyor, o onu öldürüyor falan filan. Ben buradan herhangi bir görev açsam, yani 30 kişiden 15'i patlatmasa veyahut da 29'u patlatmasa her türlü bir kişi çıkacaktır beni patlatan arkadaşlar. Ki zaten görmüş olduğunuz gibi herhalde bu şeyde, bu odada herkes saldırmak için oynuyor. Hiç kimse görev falan yapmıyor ki, yapamazsınız arkadaşlar zaten. Görmüş olduğunuz gibi havada uçan motorlar, yani bir sürü tehlikeli adamlar var, size öyle söyleyeyim. Her türlü görevinizi bozabilecek kapasitede adamlar var arkadaşlar. Şimdi size direkt yapmamız gereken ayarı anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi buralara SS yerini koyacağım. Onları yapalım, gelelim hadi. Evet arkadaşlar, öncelikle menüye geliyoruz ve menüden ayarlar sekmesine gidiyoruz. Buradan ayarlar sekmesinden A tıklayacağız arkadaşlar. A tıkladıktan sonra önümüze iki tane seçenek gelecek. İnternet bağlantısına ayarla diyoruz arkadaşlar. Burada internet bağlantısına ayarla tıkladıktan sonra LAN A kablosu kullanıyoruz. Buna da basıyoruz ve buradan özel seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Hiç korkmanıza gerek yok, buralarda özel seçeneğine basıyoruz. Buradan arkadaşlar otomatiğe basıyoruz. IP adresi ayarlarını otomatik diyoruz. DHCP ana bilgisayar adını belirleme diyoruz. Bu fotoğraflar SS arkadaşlar, o yüzden bu kalitesi. DNS ayarlarını otomatik diyorsunuz arkadaşlar ve DNS ayarlarını otomatik dedikten sonra MTU ayarlarını manuel yapıyoruz. Manuel dedikten sonra arkadaşlar böyle MTU ayarı çıkıyor. Burada MTU'nun üstüne X'e basıyoruz ve buradan MTU'yu silip 795 veyahut da 800 rakamını yazıyoruz. Bitti diyoruz ve buradan da ileriye gidiyoruz arkadaşlar. İleri gittikten sonra bir tane daha uyarı çıkacak. Proxy sunucusunu kullanma diyorsunuz ve internet bağlantınız hazırdır diyor. Buradan menüye gelip tekrardan oyuna bağlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ayarları yaptıktan sonra size de böyle bir hata çıkacak. Buna X'e basıyoruz ve buradan arkadaşlar story moda doğru gidiyoruz. Story moda gittikten sonra direkt go to the online diyeceğiz ve online'a bağlanacağız. Bağlanma zamanınız eskisine onaran birazcık daha artacaktır arkadaşlar. Çünkü şu an o ayardan dolayı internet hızımızı düşürdük. Yani hiç korkmanıza gerek yok. Eğer ki CEO görevinizi yaptıktan sonra artık milletle oynamak istiyorsanız, yani çok kişilik public station'a geçmek istiyorsanız arkadaşlar, o ayarı tekrardan 795'ten veyahut da 800'den direkt 1500'e alın arkadaşlar ki normal public station'a geçebilin. Story moda geldikten sonra options'a basıyoruz, buradan online'a geliyoruz. Buradan play GTA online, buradan go diyoruz arkadaşlar. Go dedikten sonra burada birazcık bağlanma zamanınız birazcık uzayabilir. Yani normalde 1-2 dakikada online'a giriyorsanız bu taktikten birazcık daha geç olabilir arkadaşlar ki ben buraları da hızlandırabilirim. Çünkü birazcık uzun sürebilir. Girdikten sonra arkadaşlar çok büyük ihtimalle tek kişilik public station'a düşeceksiniz veyahut da 2-3 kişilik public station'a düşeceksiniz. Bunun nedeni de şu: eğer 2-3 kişilik public station'a düşerseniz anlayın ki diğer yanınızdaki adamlar da MTU ayarını 795 veyahut da 800 civarı yapmıştır ki o da aynı taktiği uygulayaraktan da CEO görevlerini yapıyordur arkadaşlar. Onu da kickleyebilirsiniz. Kickledikten sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Veyahut da başka bir oda bularaktan da tek başınıza public station'da durabilirsiniz arkadaşlar. Ben buraları direkt
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tek başımıza Public Station'a düştük. Eğer ki buraya arkadaşınızı çağırmak istiyorsanız arkadaşınızı invite ataraktan arkadaşınızı çağırabilirsiniz. Yani tek başınıza yapmak istemiyorsanız arkadaşınıza davet ataraktan veya da o sizin üstünde joinlenerekten beraber görevlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu oda tek kişilik bir Public Station. İstediğiniz görevleri yapabilirsiniz. Ben bu videoda arkadaşlar sadece CEO görevleri yapacağım. Çünkü CEO görevini yapmak biraz daha kolay. Nightclub görevini yapmak arkadaşlar biraz daha ona nazaran biraz daha zor, ama CEO olmadan bu koltuğa oturduk. Şimdi büyük ihtimal beni kaldıracak buradan. Çünkü CEO'yu açmadık. Evet. Buradan CEO'yumuzu açalım. Secure Save CEO. CEO olduk. Tamam. Şimdi oturalım buradan, direkt yapalım. Eğer ki arkadaşlar motosiklet kulübünün efendime söyleyeyim kokainidir, şuyudur, buyudur, nightclub'ıdır, bunları da yapmamı isterseniz arkadaşlar, çünkü motosiklet kulübünün işleri biraz daha karışık CEO'ya nazaran. CEO'nunki daha kolay, direkt önünüze 3 tane şey çıkıyor. Bu 3 tane şey dediğim kargolar nedir? Bir tanesi Special Cargo dediğimiz arkadaşlar, yani kutu kaçakçılığı yapıyorsunuz. Bir tanesi Vehicle Cargo. Bir tanesi de arkadaşlar şu özel arabalar var yani, roketli falan filan, direkt size şuradan göstereyim. Bunlar herhangi bir size para vermiyor arkadaşlar. Sadece bu arabaların kilidini açıyorsunuz. Mesela ben 24 tane araba kaçakçılığı yaptığım zaman bu arabanın görevinin kilidi açılacak. Bunu oynadığım zaman ben bunu indirimli alacağım işte. Yani bunlar o kadar fazla önemli değil arkadaşlar. Önemli olanlar Special Cargo ve Vehicle Cargo. Vehicle Cargo'da yanlış hatırlamıyorsam depo almanız lazım. Yani depo almanız lazım zaten de, deponuz büyük ihtimal arkadaşlar 1 milyon civarı olması lazım. Yani 1 milyon liraya alınıyordu galiba depo, yanlış hatırlamıyorsam eğer ki. O yüzden ilk baş direkt şeyleri yapmaya başlayalım. Dur bir dakika, şöyle bakayım da. Ben de en ucuzundan aldım. Çünkü gerek yok, hepsi 40 tane garaj alıyor. Büyük ihtimal arkadaşlar bu 1 milyona satılıyordu. 1,5 milyon da olabilir. 1 milyona en ucuzu buradaki Vehicle Cargo görevlerini yapabilirsiniz. Şuraya direkt göstereyim. Benimkinin içinde şu an 2 tane araba varmış. Ben de yapıyorum bunları çünkü yapmaz da zevkli. Biz Special Cargo yapalım arkadaşlar. Şimdi Special Cargo'da depolar birazcık daha ucuz. Niye ucuz diyeceksiniz. Şurada en küçük depoyu görüyorsunuz değil mi? Bak bomboş, içi bomboş. Bu arkadaşlar 250 bin dolara satılıyor. Bunu alabilirsiniz. Bunu alarak da içini doldurabilirsiniz. Bunun içi kaçlık diyeceksiniz. 16'lık. Buradan 3 tane görev alarak yani 18 bin dolar veriyoruz. 3 tane kutu çalıyoruz arkadaşlar. Kutuları depomuza koyuyoruz ve buradan 3, 6, 9, 12, 16, 14, 15 diye gidiyor arkadaşlar. Tabii ki de burada 1, 2, 3 seçenekleri de var. En karlısı 3'ü. Yani buradan 3'ü almanızı tavsiye ederim. Burayı doldurduktan sonra gidip burayı da doldurabilirsiniz. Bu depo biraz daha ona nazaran pahalı arkadaşlar. Benim depomun içine şu an 81 bin dolar var. 81 bini ne kadar yapmışım? 6 tane kutu koymuşum. 81 bin dolar olmuş. Yani gayet kolay arkadaşlar. Ben direkt küçük depodan başlayayım. Buradan 3'lüyü alıyorum. 18 bin dolara alıyorum arkadaşlar buradan. Confirm'e basıyorum. Tamam, 18 bin dolarım gitti. Eğer ki görevi yapamazsam, yani görev başarısız olursa 18 bin dolar çöpe gidiyor arkadaşlar. O yüzden işte bu şekilde tek başımıza public station açmamız lazım. Eğer ki benim gibi çok fazla paranız varsa buradan direkt asistan hanımdan şöyle göstereyim, direkt buzzer'ınızı çağırabilirsiniz, helikopteriniz varsa veyahut da efendime söyleyeyim şeyi de çağırabilirsiniz arkadaşlar. Arabanızı da çağırabilirsiniz. Ben direkt daha hızlı yapabilmek adına bunu yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar çılgınlarca para kasabilirsiniz. Tabii ki de CEO görevleri ayrı, motosiklet görevleri ayrı. Eğer ki motosiklet görevini de çekmemi istiyorsanız da onu da yarın aynı şekilde atarım. Çünkü çoğu kişi motosiklet nasıl çalıştığını bilmiyor. Aslında motosiklet daha da karlı olabiliyor arkadaşlar bazen. Özellikle nightclub çok ama çok karlı iş, ama nightclub'ı çalıştırmak için motosiklet kulübündeki yer lazım. Ben size daha fazla spoiler vermeyeyim. Eğer ki isterseniz arkadaşlar size detaylı bir şekilde nightclub'dır efendime söyleyeyim, motosiklet kulübüdür, bunları da video olarak çekebilirim ki yapabilirsiniz. Eğer ki araba kopyalama çıkmıyorsa arkadaşlar, siz de bu şekilde yaparken paraya para demezsiniz. Ne dersiniz? Money dersiniz arkadaşlar. Ben buraları hızlandırıyorum. Direkt depoda görüşürüz. Yeah.
through the sun rays and Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 3 tane kargoyu başarılı bir şekilde getirdim. Şimdi bunu 18.000 dolara aldık. Kaç paraya satabiliyoruz diyeceksiniz. Arkadaşlar 36.000 dolara bunları okutabiliyoruz. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Çaldığınız malın değerine göre de değişebiliyor arkadaşlar. Ben geçenlerde yaparken 3 tane mal kaçırdım ve getirdiğim zaman altta 72.000 dolar yazıyordu arkadaşlar. Yani galiba ben bunları çok fazla oynamadım arkadaşlar. Galiba malın değerine göre de kaçırdığınız kutularda değişiklik gösterebiliyor para olaraktan. Bunları satış işlemlerinin arkadaşlar direkt laptopunuza tıklayaraktan da kaç tanesini satmak istiyorsanız buradan seçerekten arkadaşlar satabilirsiniz. Tabii ki de size önerim hemen böyle 3 tane olduğu zaman satmamanız da direkt. Burası 16'lıktı değil mi? 3 tane toplamışız. Buraya 16 tane doldurduğunuz zaman arkadaşlar öyle satmanızı tavsiye ederim. Buraya doldurdunuz, sattınız, boşalttınız. Vehicle cargo yeriniz varsa vehicle cargo yerinizi yaparsınız arkadaşlar. Sıkıldığınız zaman da artık eski ayarlarınıza geçersiniz. Veyahut da 2-3 tane deponuz varsa hepsini birden doldurup hepsini birden de satabilirsiniz. Şuradaki alet ise arkadaşlar, şunu da size söyleyeyim. Buradaki kaçakçılık yaptığımız uçağın, botun, bir de ne vardı? Gemi vardı. Yok, uçak, bot, bir de araba vardı. Aynen, kamyonet. Buradan arkadaşlar bunları modifiye edebilirsiniz. Modifiye ettiğimde tabii ki de upgrade ediyor. Daha zırhlı yapıyor. Daha hızlı yapıyor arkadaşlar. Bunları yapmak biraz maliyetli ama bunları yaparsanız da botunuz ve diğer taşıtlarınız daha dayanıklı ve daha da iyi gidiyor arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza daha iyi anda abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.